İyi günler değerli Yeni Bakış izleyicileri. Bugün 17 Ocak Perşembe ve güncel programımızda bugün yine sizlerle birlikte oluyoruz. Tanrı'nın izniyle ve biz de böyle nefes alıp verdikçe, ayakta kaldıkça sizlerle olmaya devam edeceğiz. Devam etme niyetindeyiz tabii ki. Dolayısıyla bugün yine haftanın son iş gününden bir gün önceki gün benim de bu hafta içindeki son programda yeniden birlikteyiz. Bugün tabii ki güncel ne var diye sorarsanız elbette Domotel hadisesi güncel. Yani gündemin alt sırasına yaklaşık 15 gündür falan düşmedi. En başa da çıkmadı ama en alt sırasına da inmedi. İnmemesi de gerekir. Ama tabii bir sorun olarak durması da tercih edilen bir hadise değil. Orada çalışan insanların, personelin huzur ve mutluluğu açısından. Bu arada Kıptek'in açıklaması, elektrik faturalarının yani 39 gün sanıyorum, yanılmıyorsam, fazla okunan ve fatura edilen elektrik ücretlerinin gelecek ay içerisinde de ödenebileceğine ve gecikme zamsız ödenebileceğine dair açıklama da biraz olsun durumu dengeledi insanların ödeme kabiliyetleri açısından. Her alanda böyle olması lazım. Yani asıl olan insandır. İnsan odaklı olması gerekir rejimin dediğimiz nokta da budur zaten. Her alanda böyle olması lazım. Yani market vurgunu ve ilaç depolarının, ecza depolarının vurgununun da halk yararına önlenmesi lazım. Bunu önleyemezseniz, yani halkın cebinden en fazla parayı alanlar marketçilerdir, market vurgununu yapanlardır, toptancı ithalatçılardır ve tabii ilaç depoları sahipleridir, patronlarıdır, baronlarıdır, ilaç baronlarıdır bu memlekette. Dolayısıyla yani böyle hayatı biraz olsun rahatlatacak önlem almak istersen rejimi değiştiremezsiniz. Onu artık yazdık bir kenara, o kolay iş değil ve yani rejimin seçimleriyle iktidara geldiğiniz, rejimin icazetiyle iktidara geldiğiniz için rejimi değiştiremezsiniz. Ama en azından hayatın içinden bazı hadiseleri insanlar açısından kolaylaştırabilirsiniz. Yani işte mesela Kıptek faturaları, yani neticede gene ödeyecek insanlar bunu. Ama bir baskı oluşmayacak, bir devlet baskısı oluşmayacak üzerlerinde bir müddet. Ama neticede gene bunlar ödenecek. Kurtuluş yok. Fakat zamana yayılması en azından bir nefes almak açısından önemli. Marketçi ve ilaç baronlarının vurgunu ise orada duruyor ve devam ediyor. Yani olanca hızıyla devam ediyor. Fiyatlarda o dövizin patladığı andan itibaren kaydedilen yükselme değişmedi. Değişeceği de benzemiyor. Maalesef. Bu işte en azından rejimi değiştiremiyoruz ama halkımızı ferahlatalım diye düşünmesi gerekir hükümetin. Eğer insan odaklı düşünüyorsa, insan odaklı düşündüğünü iddia ediyorsa bu şekilde düşünmesi gerekir. Düşünmezlerse de bizim eleştirilerimiz de gelmeye devam edecek. Yani bu da kaçınılmaz. Çünkü ellerinde olan bir şeydir bunu yapmak. Yani bunu yapabilirler, rejimi değiştiremezler ama marketçi vurgunuyla, ilaç baronlarının vurgununu en azından halkın yararına hiç olmayacak demiyorum o vurgun. Olmaya devam edecek biliyorum ama en azından insanları rahatlatacak ölçülere çekilmesi gerekiyor. Ne hallere düştük görüyorsunuz. Yani vurgunu bile daha aşağıya çekin
diyoruz. Yani soygunu bile insaflı yapın diyoruz artık bu memlekette. Vurgunu bile insaflı yapın diyoruz. Yağma ve talanı da insaflı yapın diyoruz. İnsaflı olmasını sağlayın. Hükümet değil tabii onu yapan ama rejime yan bakamadığı için göz yumuyor. Ya bu da bir şekilde ortak oluyor demektir ona. Ama direkt hükümetin tasarrufu değil, vurguncuların ve soyguncuların işi. Hükümetin görevi de bunları engellemektir. Engellemiyor. Vurgun ve soygunu engellemiyor. Engelleyemiyor diye engellemiyor. 3 tane marketçi toplandı, gitti başvekil Erdurman'a. Anında bütün isteklerini kabul etti. Öncelikli onlar mı ya? 3-5 tane büyük anamalcı market mi öncelikli olan? Yoksa toplum mu? İnsanlar mı? İnsanların çektiği eziyetin bir an önce giderilmesi mi? Onun için Kıp'taki ben bu konuda başarılı buluyorum. İyi düşünülmüş ve yapılan hatayı en azından bir ölçüde telafi edilecek bir tedbir almış. Bu da önemli. Domotel konusuna gelmeden önce isterseniz bir yazıma, bugünkü yazımı sizlere okumak isterim ki onun üzerinden de bir değerlendirme yapabilelim tekrar. Çünkü insan düşündüğünü anında söyleyebiliyor da, düşündüğünü aynı şekilde belirli bir gazete sütununa sığdırmakta bazen zorlanıyor. Çok uzun yazarsanız okuyucu zorlanıyor. Yine çok uzun yazarsanız, burada teknik arkadaşların sayfaya yerleştirme sorunu ortaya çıkıyor. Yani bütün söylemek istediklerinizi bir makale içerisinde söyleyemezsiniz. Ama tabii ki hüner burada. Bütün söylemek istediklerinizi onda biri kadar bir makale sütununda dile getirebilmektir beceri ve hüner dediğimiz nokta. Konuyu açabiliriz. Detaylarıyla da konuşabiliriz daha sonra. Evet, bakalım bir ne yazmışız bugün? Oyun bitti. Herkes evine ya da hadi mahalleye. Bugünkü başlığım benim bu. Yerse, beğenirse herkes. Beğenmezse de koştursunlar. Ben bunları yazmaya devam edeceğim. Oyun bitti. Herkes evine ya da hadi mahalleye. Dün sosyal medya hesabımdan şair, yazar, düşünür, Türkiye'de işçi emekçi öz yönetiminin Yılmaz savunucusu, sömürüye karşı mücadelenin korkusuz neferi, büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in şu sözlerini paylaşmıştım. Eğer tribünden sahaya inmezseniz, bunu kimin için söylüyorum biliyor musunuz? Yani Türkiye halkı için söylüyorum. Eğer tribünden, yani halk için söylüyor. Tribünden ensin halk artık. Eğer tribünden sahaya inmezseniz korkarım biri çıkar, düdüğü çalar, oyun bitti, herkes evine der. Bu kadar açık ve net konuştu Bülent Ecevit. Büyük devlet adamıdır. Büyük devlet adamıdır. Ve bu paylaşımıma da şu notu düşmüştüm. KKTC de bu gidişle öyle olacak. Yalan mı? İcazetli ve oyundan ibaret sınırlı bir demokrasimiz olduğu yalan mı? Biri yalan desin be baba. İcazetli ve oyundan ibaret sınırlı bir demokrasimiz olduğu yalan mı? Yalan mı Kuzey Kıbrıs'taki oligarşik rejimin onay vermediği siyasi misyon ve siyasetçilerin meclisin kapısından dahi geçemedikleri ve hatta onlara türlü organize işlerle seçilme şansı bile verilmediği?
Organize işçi yok. Vermezler, o şansı tanımazlar. Uzaktan komutalı bir şekilde demokrasicilik ve devletçilik oynadığımız yalan mı? Yalan mı rejimle uzlaşarak seçime katılıp iktidar olanların o rejimle ters düşüp de icazetli siyasetten men edilmemek için kılıktan kılığa girdikleri, kendilerini seçenlerin iradesini gerçek anlamda temsil etmedikleri yalan mı? Halkın, toplumun değil, rejimin egemenlerinin arzu ve taleplerini öncelikli kabul ettikleri yalan mı? Devlet ve demokrasi adına bize çizilen alanda oynamanın dışında alanın sınırlarını asla aşamayacağımız yalan mı? Yalan mı aslında oyun oynadığımız bu memlekette? Ve tabii yalan mı tribünlerdekilerin, yani toplumun da buna tav olarak sessiz sedasız, adeta şikeli bir maç seyreder gibi son derece edilgen ve duyarsız kalmaları? Yalan mı bunlar? Biri çıksın yalan desin. Sabaha kadar tartışayım kendiyle. O zaman işte Bülent Ecevit'in dediği gibi tribünlere saplanıp kalır ve oyuna müdahil olabilecek şekilde sesinizi yükseltemezseniz, biri çıkar ve düdüğü çalıp oyun bitti, herkes evine der. Bu oyunu bile oynayamayız gün gelir. Ya da Kıbrıs'ta bizim anladığımız dilde Hade mahalleye, ki o günlerin çok yakın olduğu son zamanlarda çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bir süredir Kuzey Kıbrıs'ta pek çok devlet kurumuna yönelik ciddi güven erozyonu yaşanmaktadır. Devlete güven neredeyse hiç kalmamıştır. İnsanlar ayrıca son zamanlarda meydana gelen ve mahkemelere de yansıyan bir takım hadiselerle ilgili olarak Kuzey Kıbrıs'taki hukuk sistemi ve yargı kararlarını da sorgulamaya başlamışlardır. Maalesef. Ya bu da bir gerçek. Dün Yeni Bakış'ın manşetine bakın ve görün. Halkın arasında eser gün, yargının sorgulanması en son duymak ve tanık olmak istediğimiz bir durumdur. Bakın bunun üzerini kalın harflerle bir daha geçerek söylüyorum. Yargının sorgulanması en son duymak ve tanık olmak istediğimiz bir durumdur. Ama konuşuluyor işte artık bunlar da. Evet, hala güvenilecek son kale olarak düşünülmektedir yargı. Bu satırların yazarı da öyle düşünmektedir. Yani şahsım. Ve lakin genelde böyle düşünülmesine rağmen bazı kararların geçmişe oranla daha fazla sorgulanıp eleştirildiğini de gözlemliyoruz. Çöken ve halk yararına işlevselliğini yitiren yasama ve yürütme organları, yani parlamento ve hükümet, görevini icra eden organlar önlem alınmakta geç kalındığı takdirde yargıyı da etkileyecektir. Bak orada benim baktığım kamerada keşke size de gösterebilsek onu. Üç tane ayak vardır. Üzerinde değerli bir kamera vardır. Ve o değerli kamerayı
Bu üç ayak tutar. Neden üç ayak? Hiç düşündüğünüz için bunu dört ayağın üstüne koymazlar? Neden beş ayağın üzerine koymazlar da üç ayak üzerine koyarlar, yerleştirirler bu değerli cihazı? Çünkü insana tecrübeleri göstermiştir ki, teknolojide ilerlemeler, yaşanan tecrübeler göstermiştir ki, değerli bir varlığı ayakta tutabilmek için üç ayak gerekir. Üç ayak. Tripod derler buna, tripod. Bak, orada bir tripod, orada bir tripod, orada bir tripod, orada bir tripod. Niçin bu kameralar dört tane ayak üstünde değil ya? Niçin beş tane ayak üstünde değil? Niçin iki tane ayak üstünde değil? Da üç ayak üstündedir. Çünkü o değerli cihazı en iyi taşıyacak olan, en iyi şekilde tutacak olan o üç ayaktır. Demokrasi de bu karşımdaki kameranın, bu tripodun üzerindeki kamera gibi değerli bir hadisedir. Ve demokrasiyi de üç ayak üzerine oturtmuşlardır. Sağlam durabilmesi için. Nedir bu üç ayak? Demokrasinin üç ayağı. Yasama, yürütme, yargı. En iyi taşıyabilecek olan demokrasiyi bu üç ayaktır. Bu üç ayaktan herhangi biri işlevselliğini yitirirse sarsılmaya başlar. Bu kameranın üzerine oturduğu tripodun bir ayağının bozulması halinde sarsılmaya başlayacağı gibi. İki ayak birden bozulursa bu kamerayı tek ayakla taşımak kolay iş olmayacak. Dolayısıyla o iki ayak bozulduğunda o değerli cihazın, kameranın yere düşme ve kırılma riski çok yüksek olacak. Tek ayak onu bir süre o bir iki ayak bozulmasına rağmen işte orada o ikisi de dursun. Bir süre o tek ayak onu taşıyabilir belki. O bir iki ayağı da yarım yamalak durduğunu farz edersek. Ama haçana bir derler. Haçana bir tek ayak, bozuk olan o bir iki ayağın işlevselliğini yitirmiş olmasından dolayı çekebilecek o değerli cihazı, tripodun üzerindeki o değerli cihazı çekemez. O ikisinin işlevselliğinin bozulması zamanla üçüncü ayağın çok daha fazla yük almasına sebebiyet verir ve onların bozulmasına koşut olarak üçüncü ayağın da sonunda bozulup kameranın yere düşmesine neden olur. Kırılmasına neden olur. Tripod. Tripod budur işte. Kameraların bir tripodu vardır. Demokrasilerin de bir tripodu vardır. Kameralar sağlam üç ayağa dayandığı sürece hiçbir korku yoktur. O kamera oradan düşmez, ben eminim. O üç ayak onu çeker çok rahat. Ama birinci ayak bozulursa, ikinci ayak bozulursa, üçüncü ayak daha ne kadar dayanacak? O da çekmeyecek ve düşecek. Deniz içinde petrol arama platformları da genellikle üç ayak üzerine kurulmuştur. Siz baktığınızda belki böyle kare şeklinde bir şey görürsünüz yahut oval bir şey görürsünüz. Bunların bin tane ayağı var herhalde dersiniz ama değildir. Onlar değildir onları tutan. Temel onları tutan esas ayaklar üç tanedir.
denizlerdeki petrol platformları üç ayak üzerine kurulmuştur. Devrilmesin, düşmesin, sağlam olsun diye. Abiler destek mahiyetinde sağına soluna yerleştirilen belki bazı metal parçalar var ama üç ayak esastır. Bu kamerayı çeken üç ayak gibi demokrasiyi çeken de üç ayak vardır. Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır. İşte burada ona geldik. Bu memlekette demokrasinin üç ayağı dediğimiz yasama, yürütme ve yargıdan iki tanesi işlevselliğini yerine getirmemeye devam ettiği sürece bundan yargı da etkilenecek. Kaçınılmaz. Haçana bir çekecek o tripodun üzerindeki kameranın ağırlığını tek ayak. Haçana bir. Doğal olarak onlar işlevsel olduğu için o da bir süre sonra işlevini yapamaz hale gelecek. Ve çökecek. Sistem tripod. Kamera çökecek. Demokrasi çökecek. Ne kadar demokrasi var yazdık. İcazetli bir oyundan ibaret bir demokrasi var ama kavramsal anlamda böyle olmasına rağmen biz bu üç ayağı sağlam ve işlevsel hale getirirsek ve rejimi de bir şekilde ekarte edebilirsek, aha o demokrasi işler. Zaten bizde üç ayağın üzerine oturduğu zemin kaygan, mahallebi gibi. Evet, çöken ve halk yararına işlevselliğini yitiren yasamayı ve yürütme organları önlem alınmakta geç kalındığı takdirde yargıyı da etkileyecektir. Bu üç kuvvetin üçü de zinde ve sağlıklı çalıştığı takdirde demokrasiyi taşımakla yükümlü olan tripod da sağlam olur. O kamerayı taşımakla yükümlü olan tripodun sağlamlığı gibi. Çünkü üç ayakta sağlamdır. Bir tek yargının üzerine abanarak demokratik hukuk devleti oluşturamaz, onu çalıştıramaz ve taşıyamazsınız. Az önce söylediğim gibi. Bu bakımdan aman dikkat diyoruz. Yani bazı kararlar tartışılıyor ve dün dedim yani yeni bakışın manşetine bakın ve görün. Dönelim tekrar Bülent Ecevit'in sözünü ettiği oyuna. Eğer halkımız artık rejimle gizli müttefik olmaktan vazgeçmez ve birileri bize düdüğü çalıp oyun bitti hadi mahalleye demesini beklemeye devam ederse, gizli müttefik rejimle, toplumun büyük bölümü rejimle, gizli müttefik. Öyle olsa çoktan ses çıkarırdı. Hep örnek veririm. Tunus halkı ekmeğe bir kuruş iki kuruş zam geldi diye 40 yıllık Burgiba rejimini devirdi. Diktatoryal rejimi devirdi. Ekmeğe gelen 3-5 kuruşluk zam için. Bizde toplum rejimle müttefik. Bir çıkarcımız olur ya. Bize de bir sıra gelir ya. Bizim adamlarımız da iktidar olur ya. Deyin böyle demeye devam edin. Çok beklersiniz. İyiye, güzele, doğruya giden bir gelişmenin olmasını. Evet, eğer halkımız artık rejimle gizli müttefik olmaktan vazgeçmez ve birileri bize düdüğü çalıp oyun bitti hadi mahalleye demesini beklemeye devam ederse o düdük yakında çalacaktır. Ha! Oyunu bizim kurmamız gerektiğini düşünüyorsak, başkası değil, biz kuralım bu oyun, neyse bu oyun oynamak istediğimiz veya neyse ciddi bir şekilde hazırlandığımız bu oyun, biz kurmak istiyorsak,
öyle gerektiğini düşünüyorsak, düdüğün bizde olmasını sağlayacak iradeyi de göstermelidir tribündekiler. Yani toplum, yani halk düdüğü ele alacak. Düt! Oyunu başlatıyorum, bu oyun artık benim oyunumdur. %65'e varacak ilk seçim boykotunun bu yolda en önemli adım olacağı aşikardır. Daha ne söyleyeyim be baba? Ne söyleyeyim daha, ne anlatayım? Nasıl bu rejimi dize getirebilirsiniz? Bana bir şey söyleyin ya. Yani 1917 Ekim devrimi gibi sokakta ihtilal mi yapalım? Bu şartlar yok. Yok. Seçimle rejim değişmiyor. Çünkü seçim rejimin bir mekanizması. Bunu yapmak da mümkün değil. Rejimin seçim mekanizmasıyla iktidara gelenler de rejime yan bakamıyor. Bunu yapmak da mümkün değil. Ezilen halkların elinde her zaman ezenleri yola getirecek enstrümanlar olmayabilir aktif bir şekilde. Ama bunu pasif bir şekilde de yapabilirler. Rejimi boykot pasif direniştir. Ve demokrasinin içinde bu da vardır. Gitme be baba bir kez sandığa, kandırırlar seni işte götürürler sandığa, rejimi onaylattırırlar sana. Senin sandığa gidip oy atman, bir daha imzacığını basman, bu rejimin bütün mekanizmalarını seçimiyle birlikte, meclisiyle birlikte kabul edip onaylaman demektir. O imzacıyı koydun da oraya, o onayı vermiş olun sen bu rejime ve devam ettirir halka eziyetini. İktidara gelenleri de, sözde iktidara gelenleri de hizaya çekerek, onlara da ayar vererek. Gitme be baba bir kez. Gitme. Hepimiz bir kez bunu deneyelim. Bak, son 7 Ocak seçimlerinde uğraştık, didindik, örgütlü değildik. Organize değildik, organize boykot yapamadık. Ama dilimiz döndüğünce, kalemimiz yazdıkça anlatmaya çalıştık bütün bunları. Ve tam bir başarı olmamasına rağmen %35'e varan bir sandık boykotunun gerçekleşmesini sağladık. Bunun doğru bir siyasi önderlikle ve doğru bir organizasyonla örgütlü bir hale gelmesi halinde düşünün neler olabileceğini. %65 dedim, 60 olsun seçim boykotu. %40'la kimse meşru bir hükümet olamaz burada. Belki sandıktan çıkmış gibi görünür ve hükümet kurdurur kendine rejim. Ama meşruluğunu yitirir. Meşruluğu kalmaz. Halk kitlelerine söz geçirecek gücü kalmaz. Peki ondan sonra ne olacak diyebilirsiniz? Olacak. Bundan istifade ederek sivil itaatsizlik, yine örgütlü sivil itaatsizlik ki bu da pasif bir direniştir. Hiç sokağa çıkıp kavga etmeye de gerek yoktur. Sivil itaatsizlik ve ayağımızı bastığımız her bir metrekarelik alanı bir pasif direniş mevzisi, demokratik mevzisi, demokratik siyasi mevzisi yapmaktır.
ayağımızı bastığımız her bir metrekare alanın. Bunlar zor değil. Zor değil. Ekstra bir şey istemiyoruz kimseden. Gitme Mebuba pazar günü. Seçime eğer pazarsa tabii. Yak mangalını. Görsün zafer kimindir bu rejimin partileri. Zafer boykotun mudur yoksa rejimin midir görsün. Ya o keyfi yaşayın en azından ya. Bu rejime ders verdim de insan daha gitmemekle. Ama siz sandığa gittikçe siyasi önderlik de çıkmaz. Siyasi önderlik zaten mücadelenin içinden çıkar. Sen saplayamam. Falanca aram siyasi önderimiz olsun da seçim boykotu yapalım. Öyle olmaz. Veya falanca parti siyasi önderimiz olsun da seçim boykotu. Öyle de olmaz. Bir platform örgütleyecek. Seçim boykotunu ve seçim boykotunun ardından ortaya çıkan meşru olmayan, meşruluğunu yitiren hükümet yapısına karşı ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemlerini de örgütleyecek olan bir önderlik mutlaka ortaya çıkacaktır. Ama biz kuzu gibi oturur da seçimden seçime gidip bunlara onay verirsek, bu rejimin altına mühürümüzü vurup da, çünkü partilerin amblemi ne kadar farklı olursa olsun, vurduğumuz mühür rejimin altına vurduğumuz mühürdür. Rejimi onaylamaktır. Onun seçim mekanizmasına katılarak, onun seçim mekanizmasıyla ortaya çıkan parlamentosunu oluşturarak, onun seçim mekanizmasıyla ortaya çıkan parlamentodan kurulan iktidarını onaylayarak gitme. Bir kere de bunu dene ömrü hayatında. Herkes böyle düşünsün. Vicdan, vicdan huzurlu olsun. Ben bu rejime onay vermedim desin insan. Göğsünü gere gere. Yoksa Bülent Ecevit'in dediği doğru olur, gerçek olur. Eğer tribünden sahaya inmezseniz korkarım biri çıkar, düdüğü çalar, oyun bitti, herkes evine der. Hadi mahalleye. Çiğdem Dürüstdom otel meselesini ele almış bugünkü yazısında. Ertaş Azer tehlikeli yaşamanın coşkusu veya risk açılımı 3. bölüm. Hasan Ben ve Gece başlığıyla Serkan Soyalan yazmış bugün. Kazım Denizci de tam gündemle ilgili bir başlık atmış. Halil Karapaşaoğlu ve Dom Otel olayı demiş. Derviş Gezer kabinenin uyuyan prensi Özdil Nami demiş yazısında. Ve dolu dolu bir içerik Yeni Bakış'ta her zaman olduğu gibi. Ve bugünkü manşeti Yeni Bakış'ın uyuşturucu ithalinde başı güney çekiyor. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Barış Sel, 2018 yılında uyuşturucu ile ilgili 464 sanığın yakalandığını açıkladı. Sel, ülkeye uyuşturucu maddenin en çok Güney Kıbrıs'tan sokulduğunu ifade etti. Barış Sel, sınır kapılarından giren uyuşturucular arasında Hint kenevirinin başı çektiğini kaydetti. Melin Dobra'nın haberiydi bu. Vicdaniret inisiyatifi vicdaniretçi Halil Karapaşaoğlu'nun istinaf görüşmesinin bugün gerçekleşeceğini belirterek destek çağrısında bulundu.
Karapaşaoğlu'nun istinaf görüşmesi bugün. Logonun üzerindeki haber, sosyal hizmet uzmanı Barış Başel, iş insanı Bulut Akacan ve vicdan iletçi Halil Karapaşaoğlu ile ilgili yaşanan 10 günlük süreci polisin, yargının ve ilgili devlet kademelerinin yaşadığı bir sınav olarak değerlendirdiğini belirterek, yargının eleştirilmesinin doğru olmadığını, esas hesabın yasa yapıcılardan sorulması gerektiğini söyledi. Yargı zaten kendi kendini eleştirir ya bazı konularda. Yani geç gelen adalet, adalet değildir der. Her adli yılın açılışında da yargı bunu söyler. Elbette yasa yapıcılar, yani bu rejimin kulları, köleleri de yargının bozulmasına, az önce benim söylediğim gibi yasama ve yürütme çökerse, tripodun iki ayağı çökerse yargıyı da olumsuz etkiler. Benim anlatmaya çalıştığım odur işte. Barış Paşa elinde değildir. Yasama görevini yapamadığı için, yürütme hiç yapmaz çünkü yasamaya hakim olur. Yargıyı da olumsuz etkiler işte. Esas sorun yasa yapıcılar. Doğru. Ama o tripodun iki ayağı çalışmazsa üçüncü ayağı da bundan zarar görür işte böyle bu şekilde. Sağanak Kıbrıs'ı fena vurdu. Adada etkisini artırarak sürdüren soğuk ve yağışlı hava birçok bölgede yaşamı felç ederken ülkenin her iki kesiminde de dere ve barajlar taştı. Yollar su altında kaldı. Meteoroloji Dairesi ise bugün ve yarın için don uyarısında bulundu. Melin Dobra'nın haberi sayfa 2 ve 3'te. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bronşit tanısıyla hastanede müşahede altına alındı. Çeler rahatsızlandı. Geçmiş olsun. TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli'nin eşi Oya Angolemli son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarıyla uğurlandı. Huzur içinde yatsın. Sayın Angolemli'ye, Hüseyin Angolemli'ye de bir kez daha başsağlığı dileyelim. Tabii ne olur böyle kesintisiz konuşunca Boğaz'da bir takım tahriş meydana gelir. Zaten hava soğuk. Ama bir şey söyleyeyim bu konuda hazır. Ha, o nereye toparlayacak? Hazır o aklıma gelmişken oh bir yeni bakış daha. Nereye gitsek yeni bakış var tabii ki. Bir kahve içelim de Boğaz'daki tahriş biraz geçsin. Sadece su içersen geçmez. Kahve. Yatar kakar dua ederim bu kahve içeceğini bulana. Hem filtreli kahve, instant coffee, hem de bu Türk kahvesi. Kahvenin her çeşidi be baba. Espresso da olur. Her espresso şahane olur. Ama yatar kakar dua ederim bu kahveyi bugünlere getirenlere. İcat edenlere demeyeceğim çünkü vardı doğada zaten. Keçicik kokladı, yaladı. Dediler ne güzel bir şey be. O keyif alır. Keçiler bunu yalar. Afrika'da bitkilerin üstünde kahve şeyi. Aldılar, topladılar. Onlar da kahve yaptılar. Biz de afiyetle içerik. Bazen espri yaparım. Annemle babamın mevlidinde bir de kahveyi bulana gönderme yapacağım mevlid içinde. Onun ismini de söyleyeceğim, hocaya söylesin. Arada kahveyi kahve kıvamında bize sunan, ilk sunanlar kimlerse. Bilmiyorum kimlerdi. Instant coffee'yi biliyorum kim ilk kez bizlere sundu dünyada. Yani o marketlerden alırık da sıcak suyla yaparık şu veya filtre kofi yaparık onu. Onu biliyorum. Reklam olsun diye söylemeyelim şimdi. Ama Türk kahvesi kıvamını hazırlayıp getiren veya espressoyu hazırlayan kim ise onlar da mekanları cennet olsun yani.
Ha, ne diyecek? Bir şey söyleyecektim. Bunu da internet vasıtasıyla öğrendim ve araştırdım da. Ya diyor şeyler, bazı uzman doktorlar, doktorların işine karışmak istemem ama böyle bir şeyleri okuduğumu da söyleyeyim. Ya diyor, siz bu soğuk havada 0 derece mesela, 2 derece, 3 derece sıcak bir şeyleri içerseniz diyor, boğazınızda virüslerin üremesine çok güzel bir ortam hazırlarsınız. 7 derecenin altında galiba veya 6 derecenin altında virüs üremez. Morto hepsi. Gider. Ama diyor siz alırsınız sıcak çayı veya sıcak kahveyi, boğazınız o an yumuşar. Ama diyor virüs ve bakteriler için de mükemmel bir yaşama ortamı hazırlar. Ne yapalım be baba? Yani ben kafadan sordum onu. Diyor adamlar, eğer diyor çok soğuk su içerseniz boğazda virüs ve bakterilerin oluşmasına elverişli ortamı da yok edersiniz. Veya varsa süpürür kendilerini. Morto. Götürür kendilerini çünkü yaşamazlar o soğukta. Tabii ben kendimi bildim bileli yaz kış soğuk su içerim. Hiçbir zaman suyu böyle bu kıvamda içmem yani. Bunu şimdi mecbur kalır kahveden sonra içerik. Ama bu kıvamda içmem. Ya oda sıcaklığındaki suyu içmem. Öldürseniz beni içmem. Abi büyük konuşmayalım. Susuz kalırsan içen tabii. Her şeyi içen. Ama ben hep soğuk su içerim. İşte bundan kaynaklanan bir merak olmuştu bende. Ne içim? Böyle sürekli soğuk su içmekten keyif alırım da zaten. Bir de bunu öğrenince İsabet Ali Tekman dedim. Tamamdır. Senin boğaz bölümünde bakteri ve virüs üremez. Soğukla müdahale eden kendilerine. Onun için bazen çivi çiviyi söker dedikleri bir hadise vardır. Aslında bu lafın doğru olduğu, aha bundan anlaşılır. Çok soğuk var, aman. Aha düştü kulaklık. Çok soğuk var, aman şimdi boğazım şişecek falan gaylesi olur insanda. Ama derler ki iç soğuk suyu da korkma. Yapma ya, geberteceksin bizi der adam. İç soğuk suyu da korkma. İşte korkma. Ha şimdi tabii ben dediğim gibi doktorların işine karışmam. Doktor bakan der ki sağa, onların geleneksel tıp öğrenimleri çerçevesinde, tahsilleri çerçevesinde soğuk bir şey içmek iyi değil yazda, kışta dersin diyebilir sana. Olabilir, saygım vardır tıbba. Geleneksel tıbba da saygım vardır. Ama böyle de bir uzman görüşlerine rastladım. Evet, Domotel'e çok bugün yer ayıramadık ama ayıracağız. Ganimet Rummalı Domotel hakkında hala bir karar verilemiyor ve paylaşım kavgası çirkin bir şekilde devam ediyor. Domotel önünde dün bir sendikal platform, bir de UVP ayrı ayrı eylem yaptı. Ganimet paylaşılamıyor dedi Afrika. Evet, eylem alanı haline döndü Domotel'in önü. İşçi emekçi öz yönetimini orada yok etmeye çalışıyorlar. Egemen güçler ki örnek teşkil etmesin. İşçi, emekçi, öz yönetimi başka kurumlarımıza da, başka kuruluşlarımıza da örnek teşkil etmesin. Tek cümle söylüyorum bu konuda ve yarın devam edeceğiz buna. Radikal sözleşmeyi yenileyin manşetini atmış Domotel ile ilgili olarak. Yeni düzen Doğan'ın sabrı taştı demiş Dila Şimşek'in haberi. Ortalık barajlar taştı, dereler taştı, arabalar denize uçtu. Çok bereket arabanın içinde biliyordu. Evet, diyalogda UBP lideri Tatar'ın istifa çağrısına Başbakan Erhürman'dan diyalog aracılığıyla yanıt, el insaf demiş Başvekil Erhürman. Ama böyle giderseniz insaf da olmayacak.
Yani sadece Tatar'dan veya Obebe'den değil. Bunu da konuşuruz. Kıbrıs'a etkisi altına alan yağışlı hava birçok bölgede barajların dolmasına, derelerin taşmasına ve yolların kapanmasına neden oldu demiş Havadis. Toprak suya doydu. Doydu, kusmaya başladı. Toprak suya doydu, o kesin. Ama artık kusmaya başladı. Fazla geldi toprağa bu su. Gerçi çok ihtiyacımız var ama doğru dürüst derive edebilsek bu suyu ve doğru dürüst depolayacak olsak yüreğim yanmayacak. Dolayısıyla toprak da o suyu kusmaya devam ediyor bu sefer. Hem doydu hem de kusuyor artık. Gürsel Karagöz'ü yapmış bu haberi de. Theresa May ile yola devam. Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddeden İngiltere parlamentosundan hükümete güven oyu. Theresa May ile yola devam. Hadi bakalım. Kıbrıs çok hoş bir manşet attı o da bugün. Ortalık darmadağın. Darma duman. Allem gallem. Ortalık darmadağın demiş Kıbrıs gazetesi. Çok net bir manşet. Sağanak yağış ve Güney Kıbrıs'taki bazı barajların taşması Güzel Yurt Lefke'deki dereleri suyla doldurdu. Güzel Yurt Barajı yollara taştı. Gemi Konağı göletiyle civardaki dereden akan şiddetli su baskınlara neden oldu. Yağışlı hava ve fırtına Mausa ve Karpaz'da zorlara yol açtı. Ortalık darmadağın, araba denizin içinde. Geçmiş olsun tabii etkilenen insanlara, o ayrı bir konu ama bu suya da ihtiyacımız var. Yeter ki doğru derive edilebilsin, doğru depolanabilsin. Halkın Sesi'nin manşeti en fazla yatırım turizme, barajlar taştı, sel korkusu yaşandı demiş Halkın Sesi. Detayda Doma dokunma, Dom Otel'e dokunma manşeti var. İş kazası değil, cinayet gibi şeklinde bir manşet atmış Star Kıbrıs. Ülkede sadece geçen yıl 10 kişi iş kazasında hayatını kaybederken Çalışma Bakanı Zeki Çeler de sonunda isyan etti. 2 ay içinde aynı inşaatta 2 işçi öldü. Bu bana göre cinayet. Yani Sayın Bakan geçmiş olsun da yani sizin hastalığınızdan dolayı da sen de şikayet edersen kim ne yapacak? 2 ay içinde aynı inşaatta 2 işçi öldü. Bu bana göre cinayet. Cinayet ise cezasını ver Sayın Bakan. Sevk et mahkemeye. Taammüden adam öldürmede cinayet ise eğer. Veya taammüden adam öldürmeye teşebbüs de. Ama sen cinayet dediğine göre taammüden adam öldürmedir bu. Niye gereğini yapmıyorsunuz da siz de şikayet ediyorsunuz? La havle ve la kuvveti derlerdi nenem. Rahmetli nenem. Evet. Haberal Kıbrıs'ta da araçlar sele kapıldı, yollar kapandı manşeti vardı. Vatanda dereler ve barajlar taştı. Evet. Bizim programda süresini taştı. Yani süreyi taştık ve de açtık. Bereket değerli yönetmenlerimiz bize tolerans gösterirler. Yoksa çoktan stüdyoya girip atarlardı bize. Ama bizim yönetmenlerimiz kabiliyetli adamlardır. Kabiliyetli ve anlayışlı adamlardır. Yeni Bakış ailesi, TV ailesi ve gazete, yazılı gazetemiz, yazılı yayın organımız da anlayışlı insanlardan kuruludur, müteşekkildir. Onun için Ali Tekman buradalardadır. Baskı yok, dayatma yok, sansür uygulanmaz. Ne programcıya, ne yazara. E daha ne isterik be baba? Allah nihayetinde erdirsin diyelim artık. Evet, bugün de programımızı tamamladık. Cuma yarın ben yokum. Bizi izleyen izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Sabırları ve Yeni Bakış TV'ye olan ilgileri nedeniyle.
Onlara da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve cuma olmadığım için de haliyle cumartesi pazarı da sıcak yuvama, aileme biraz ayırmak istiyorum. Bu soğukta sıcak yuva iyi gider. Ama maalesef bizim hanım cumartesi pazar evde oturup öyle yan gelip yatma der. Atar bizi bahçeye ve bahçeden ya elimizi keserek çıkarık ya parmağımızı kırarak çıkarık ya ayağımızı incinerek çıkarık ya da çamurlar içinde çıkarık böyle. Başımıza bin bir tane felaket gelir cumartesi pazar ama ne yapacaksın? Ev sahibesinin istediğini yapmak durumundasın. Evde huzurlu bir cumartesi ve pazar geçirmen için. Başka çare de yok. Evet, başka çare de yok. Eğer hayat hakkımızın mücadelemiz kadar olduğunu bilmiyorsak, başka çaresi yoktur bunun, bileceğiz. Hayat hakkımız mücadelemiz kadardır. Mücadele ne kadarsa hayat hakkı da o kadardır. Güzel bir hafta sonu ve güzel bir gün diliyorum herkese. Hoşça kalın.